Herkese merhaba, ben Tuğçe Oluvar ve bugün sizlerle 100 bin olmamızı kutluyor olacağız. Allah'ım yapabildiğim bir saniye, kaç sıfır vardı? Kaç sıfır vardı lan? Kafa yandı, beyin akıyor yalnız, hala error verdim şu anda. Bildiğin kocaman bir aile olduk, 100 bine ulaştık kanal sonunda ve tabii ki de bir video çekip bunu kutlamamız, size hediyeler verip benim teşekkür etmem falan gerekiyordu. Gelenek bu şekilde çünkü. Ve tabii ki de sizi çok şaşırtacak bir çizim konusu seçtim. Kız çizeceğim, şaşırdınız mı? Özlemişsinizdir belki, ben çok özledim çünkü. Evet, kız çizeceğim, çekiliş yapacağız, sohbet edeceğiz. Birazcık arayı kapatacağız bu videoda sizde. Bu arada etrafta bulduğum böyle 250 gram falandır herhalde bir kağıt. Yani buruşacak, hazır olun. Bu kağıt ve Winsor & Newton sulu boyamın eşlik etçi. Bir çizime başlayacağım. Pinterest'ten de bir tane model buldum. Aşağı linkini bırakıyorum. Referansımın. Hazırsanız o zaman artık lafı uzatmadan çizime başlayayım. Bir yandan da arayı kapatalım sizle. Çünkü Instagram üstünden size sormuştum neden bahsedelim bu videonun konusu ne olsun diye. Siz de böyle çizime sohbet olsun güncele oy vermiştiniz. Size böyle son aylarda ne oluyor, ne gidiyor, neredeydim acaba, ne yapıyordum? Tuğçe'cim niye ortadan kayboldun diye merak edenler varsa bunlara da cevap verdiğimiz ve ayrıca çekilişin detaylarını konuşacağımız bir video olacak. Şimdi siz de galiba en son güncel bir şekilde sohbet etmemizin üstünden bir 4-5 ay geçmiştir. Öyle uzun uzun her şeyi anlatmayayım. Size darlamayayım, böyle şey olmasın, fazla yükleme olmasın direkt bünyenizde. Hemen şöyle bir özet geçelim. Şu günümüze gelene kadar böyle hızlandırılmış. Tuğçe Oduvar'ın önceki bölümlerinde değil. Bu arada böyle özet geçmiş şeyde de yapacağım. Çizime sohbete de yapacağım. Birkaç kişi istemişti. Komik olabilir. Neyse. Biz en son 2 ay diye hatırlıyorsunuz, geçen yaz, aslında geçen yaz oldu tabii, geçen senenin yazında size konuşmayalı yıl falan değişti çünkü. Biz Fransa'ya dönmüştük 2 aylığına. 2 aylık olduğu için Airbnb'den bir ev tutmuştuk böyle. Hatta bir aylığına tutmuştuk, her an gidebiliriz Brezilya'ya diye. Ama tabii ki de ne olmuştu, 2 ay diye döndüğü yerde 3 sene kalmıştı vasıtası. 6-7 ay falan kaldık sonuç olarak. Tabii 6-7 ay ne güzel canım, hayatı Fransa'da kalmışsın, şikayet mi ediyorsun yoksa? Dediğinizi duyar gibiyim. Evet, şikayet ediyorum tabii ki de çünkü evsizlik. Bildiğim böyle her an gidebiliriz diye böyle ayda en az bir kez ev değiştirdiğimiz bir sürecin içinde yaşıyorduk. Burada da benim gibi böyle ev kuşu olan bir insanın böyle bir ev olmama hissiyatını geçtim. Onu bırakıyorum kenara. Sürekli bir bavul toplayıp bir yandaki eve taşınarak geçen bu aylar içinde hem vücudumuzu zinde tutmuş olduk hem de bozulma yolunda yavaşça ilerleyen psikolojimizi hızlandırmış bir şekilde bozduk. Böyle yavaş ve acılı olacağına dedik, hızlı bir şekilde bozulsun. Çünkü şey oluyor, böyle bünye zannediyor ki böyle bir mesaj gönderiyoruz böyle. Taşınıyoruz zannediyor ama ya sokağa taşınıyoruz. Resmen yani beynimize minik oyunlar oynadık. Böyle en sonunda beyin yandı tabii. Böyle şey gibi oldu, hani el çabukluğuyla döversin ya birini, böyle hızlı hızlı tokat atarsın. Ha, aynı onun gibi böyle kendi kendime el çabukluğuyla dövmüş gibi oldum. Neyse, en sonunda taşındık ama yalnız. Vaa, ben bile şaşkınım, hala inanamıyorum. Beni ülkeden atacaklar diye bekliyorum, bakalım atabilirler de, hiç belli olmaz. Neyse, bunun yanı sıra sürekli böyle Türkiye'ye gelme planları kuruyordum, belki biliyorsunuzdur. Gelecek oluyordum, işte karantina başlıyordu. Gelecek oluyordum, vakalar yükseliyordu falan. O 6 ay içinde sürekli planlayıp vazgeçerken sonra 3 saat içinde karar verip biletimizi alıp 2 gün sonraya bir seyahat ayarladık ve dedik ki hadi gidelim o zaman Türkiye'ye. Brezilya'ya gidiyorken bir tutuştum böyle gitmeden hemen. Alemi de göreyim artık diye aslında hızlandırılmış bir seyahat sıkıştırdık araya gibi bir şey oldu. Yani kebap lende gelip o 10 kiloyu hızlandırılmış bir şekilde aldım. Sözlerimin arkasında durdum. Ama tabii ki de her şey böyle tereyağından kıl çeker gibi olmayacaktı. Acılı olacaktı birazcık daha çünkü neden? Yoksa bana uymaz. Şanım yürüsün diye birazcık drama ve acı eklemem gerekiyordu orada. Hemen orada vücudum devreye girdi. Şimdi şöyle, planlar şu şekildeydi. Christmas zamanında, şimdi Noel yaklaşırken Nikon ailesinin evine gittik. Böyle eve boşalttık yaşadığımız Airbnb'yi. Bütün eşyaları oraya doldurduk. Christmas'ta ailesiyle kalacaktık. Sonra Christmas'ın bitişinde de Türkiye'ye gelip yılbaşına da Türkiye'de girecektik. Ailesinin yanına gitmeden önce ve Türkiye'den gideceğiz diye gidip bir tane korona testi yaptırdık. Hatta böyle Fransızlar demişler ki hani hazır o burnuna sokuyoruz sopayı, tek delikten olmasın, iki delikten de sokalım, iyice bir acılı olsun falan diye böyle iki delikten de örnek almaya karar vermişler. Çünkü daha önce yaptıklarımızda sadece tek deliğe sokuyordu, böyle beynine böyle ulaşıyordu oradan, o acı orada bitiyordu. Ama böyle şey oldu, teste gittik, kız soktu böyle, bir de şey yapmıyor hani, aa canım hemen işte testi çubuğu sokuyoruz çıkartıyoruz diye sokuyor, etrafı geziyor, bir bakıyor neler oluyor neler bitiyor burada, birkaç selfie çekiyor falan. Birazcık oturuyor, dinleniyor, ayaklarını uzatıp bayağı bir kalıyor içeride yani. O sırada da döndürüyor çubuğu ki daha acılı olsun böyle. Beyni dürtüyor resmen yani, burada mısın, var mısın, yok musun diye. Ay tam bitti diyordum, çatan diyor öbür deliğe soktu. Allah'ım dedim ya. Gözümden yaşlar falan geliyor böyle. Kimisine acımıyor ama beni bayağı bir şey yapıyor. Yani acı da değil de böyle iğrenç bir hissiyat yani. Gözümden yaş geliyor böyle, acı da aslında. Bilemedim şimdi, şey yapamadım. Dövme gibi böyle. Hem böyle acıyor hem seviyorsun. Yok, sevmiyorsun. Çok kötü örnek oldu ya. Bak ara verdim ya, örneklerim kötüleşmiş. Neyse. Testi yaptırdık, çıktık. Ailesinin evine gittik.
şey oldu, benim ateşim çıktı testten bir saat sonra. Aha dedim göte geldim galiba derken test sonuçları geldi negatif olarak. Ama ben giderek daha da ateşlendim, daha da kötü oldum. O dönem de şeydi bak, böyle öküz gibi çalışıp bitirdim. Okulun tatile girdi. Allah'ım sonu da tatil ya, evde sadece yatacağım, yuvarlanacağım, video da çekerim belki falan dediğim dönemde tabii ki de hasta oldum. Ondan da olmadım ama vücut şey böyle resmen köle psikolojisiyle çalışıyor. İşim varsa hasta olmuyorum, işim olmadan da hasta oluyor. Önceden işim olmayınca depresyona girerdim, şimdi hasta oluyorum mesela, öyle bir şey geliştirmişken. Kendini update etmiş bu sene. Neyse. Baktım ateşlendim, geçmiyor falan, korktuk çünkü Nikon ailesinin evindeyiz, Christmas yemeği yiyeceğiz daha büyük bir aile şeklinde. Sonra bir de Türkiye'ye gideceğiz, o şekilde hani hastaysam falan asla seyahat etmemem gerektiği için bir kez daha doktora gittik. Ya dedim hazır test yapıyorsun, kanalı açmışsın zaten, o beyine doğru böyle omuriliğe doğru uzanıyor oradan böyle. Aç diyor orada tünel, böyle Avrasya tüneline rakip olacak şekilde. Hazır dedim, açılmış yani, ya buyurun siz de alın ya dedim, sizden mi işte çekineceğiz değil mi? Kolonya tutar gibi burun deliklerini uzatıyor önüne gelen doktora böyle. Bir tane daha test yaptırdık. O da sağ olsun iki delikten de girdi böyle. Bir ağladım falan. Orada bir şeyler oldu. Kendimce dramalar yaşadım. Ama bana yakıştı yani. Böyle ama iyi oldu arkadaşlar. Şimdi hani nefes aldığımda mesela onu kendi ense kökümde hissedebiliyorum aldığım nefesi. Öylece açıldı böyle. Kocaman yepgeniş bir yara oldu orada. Neyse testlerim ikisi de negatif geldi. Ben sadece öylesine herhalde yorgunluktan bilmiyorum vücudun işte kendince şımarıklıkları falan deyip ateşlenmişim. Neyse Christmas'ta işte Noel zamanında burnumuza kadar yemek yiyip hiçbir suçluluk hissetmeden Türkiye'ye geldim. Ayak bastım böyle millet. Biraz da tırsıyorum hani vakalar daha yüksekte hani Türkiye'de falan haberlerde böyle bir sürü önlem alındığı falan zannediyor. Ben böyle sokakta bomboş olacak falan zannediyorum. Aa milletin umurunda değil. Hani böyle şeyler vardır ya, güneş gözünü alnına takanlar. Maskeyi böyle o tarzı böyle kafasına takmış gezen insanlar falan. Ağzına maske takmış gezen çok az vardı. Bizim şansımıza işte şu an öyle mi bilmiyorum ama o sırada turistlere çıkış serbestti ama Türk vatandaşlarına değildi. Ben de Türkiye'de ikamet etmediğim için turist olarak geçiyordum. Böyle Nikola resmen İstanbul'da sanki şehri kapattırmış kro misali böyle. Bütün sokaklar bizim diye hödebede diye zıplaya zıplaya her yere gezdik. Çok acayipti ya, bildiğim bomboştu şehir. Vallahi çok garipti. Ben dolu anı daha çok seviyorum daha böyle. Ama böyle de görmüş olduk yani, çok güzel değildi. Değişikti sadece. Hani biliyorsun her zaman tanık olacağım bir şey değil yani İstanbul'un bomboş olması. Neyse güzeldi o kısım zaten. Bol bol yemek yedim falan. Hastalığım devam etti. Tam atlatamamıştım zaten. Bir de üstüne aşırı yoruldum. Yani sürekli böyle İstanbul'a geç, oradan Eskişehir'e geç. İşte orada birazcık strestim. Anneme falan böyle öpmedim falan, yaklaştırmadım. Kızdı böyle, ağzıma burası falan geldi. Böyle yaklaştırmadım diye ama tırsıyordum da tabii. Her şeyden öte stresim. Bir de Nikon'un böyle bir yıldır falan beklediği bir doktor randevusu vardı tam dönüşümüze Fransa'da. Hani ben hasta olsam okey de bir anneme bulaşmaktan, bir de o hasta olur da randevuyu kaçırırsa diye böyle Allah'ım elime bir tane şey aldım, dezenfektan sprey. Resmen benim izimi sürebilirdiniz çünkü gittiğim her yere spreyleyerekten temizledim resmen. Ülkenin böyle gezdiğim kısmını %3'ünü falan böyle dezenfekte etmişimdir diye düşünüyorum. Cidden o ruh hassas teyzeler vardır ya böyle her şeyi silip süpüren. Nereye girsem otobüse biniyorum, bütün koltukları spreyi sıkıyorum falan, etrafıma sıkıyorum. Neye dokunsam sıkıyorum, artık böyle derim falan aşındı. Niko böyle korktu falan, korkulu gözlerle bakıyordu artık bana. İlişkim bozulacaktı yani, o derece manyaklaşmıştım. Neyse İstanbul'dan dönünce artık birazcık daha rahatladım. Şimdi artık spreyimi geride bırakıp hayatıma normal devam edebiliyorum. Çünkü sanıyorsun ki sosyallikten ölecek. Neyse biz Fransa'ya döndük artık. Brezilya'ya gideceğiz. Böyle ama ne zaman gideceğimiz belli değil böyle şey. Vizeleri, pasaportları vize basılması için konsolosluğa gönderdik. Ama daha önce bir kez daha göndermiştik. Fransa karantinaya girip diye için vize alamamıştık. Ben kalmıştım, Nico gitmişti falan böyle. Hani şeyim böyle, pasaportları gönderdik ama o vize hiç çıkmayabilir. Ben gidemeyebilirim diye. Hani biz zaten oraya 2 ay diye dönmüştük maksimumda. En sonu 7. aya girdiğimiz için ben umudu kestim. Ben gayet yerleştim. Fransa'da yaşıyorum tekrardan. Gelecek aylar için planlar falan yapıyorum. Neyse tam bizim işte vizeler hazır olacak dediler. Ülke şey dedi, biz ani bir karantinaya girebiliriz falan diye. Karantinaya girdiği anda konsolosluk kapanacağı için bizim vize gene olmayacağı için ha dedim tamam biz kalıyoruz falan derken sonra karantina ertelendi. Valla evren garip mesajlar gönderdi orada. Aa dedim niye ertelendi? Hani benim vize almamam gerekiyordu, bir asil olması gerekiyordu derken tam uçak biletleri falan alındı artık, böyle gideceğiz 5 gün kaldı. Hatta uçak cuma akşamı, vize de cuma sabah hazır olacak dediler. Yani tam ucu ucuna biz Paris'e gideceğiz. Havaalanına getirecekler vizeleri. Direkt havaalanında alıp böyle uçağa bineceğiz daha öncesinde. Elimize bile ulaşmayacak yani. Tabii o sırada şey oldu. Konsolosluk aradı. Dedi ki yalnız tamam Nikon'unki okey de Tuğçe hem Fransız hem Türk olduğu için şey oldu. Olmaz. Sorun olur. Türk olması sorun yaratır dedi. Neden? Çünkü onlar Brezilya'da suç oranı çok yüksek. Ayrıca bir de Türk eklemek mi istemiyoruz demek istiyorlardı. Benim Türk oluyor olmam hiçbir alakası yok. Çünkü cidden Fransız pasaportuyla başvurduğum için Türk pasaportunun hiçbir geçerliliği olmaması gerekiyor. Yani umurlarında olmaması gerekiyorken böyle kendilerince bir drama yarattılar.
Tabii ki o dramayı ben de sonuna kadar böyle ah dedim, çok normal, tamam, dramasız bir şekilde ilerliyordu olaylar, garipsediğini falan deyip böyle bir rahatladım, daha nefes aldım. Daha sonrasında Allah'ım çok hızlı konuşuyorum, kendim yorulduğumdan. Neyse, o kadar çok anlatacağım şey varmış ki keşke bunu ikiye bölsem değil mi? Tuğçe dur yavaş anlat. Neyse, en sonunda tam uçağa bir gün kala ben hani artık şey dedim, hani Niko gidecek ben kalacağım ya da ikimiz de kalacağız, hani gidemeyeceğiz falan modundayken, aa tamam oldu, sorun yok falan dedi. Zaten mantıken sorun olamaz yani, hiçbir alakası bir sorun yaratmışlardı kendi kendilerine. Neyse, onlara da canı sıkılıyor galiba. Herkesin psikolojisi bozuk yani, net bir şekilde yani. Neyse, sonunda biz uçağa bindik. Neredeyse sorunsuz bir şekilde, şöyle şok olacaksınız ama, Brezilya'ya geldik. Geldik, ben hala inanamıyorum hani şeyim böyle, her an dönebiliriz falan diye. Şu an bile hani geleli bir ay oldu. Hoş gereği bir ay oldu, hiçbir şey fark etmedim, çok acayip bir aydı gene de. Hala tam böyle hani şeyde değilim, aa Brezilya'dayız artık moduna giremedim. Muhtemelen daha evimiz falan olmadığındandır. Evet, bizi böyle bu 80'lerde hit olan ama şu anda shit olan bir otele yerleştirdiler. Hani böyle halı flexli falan, bir zamanlar çok güzel ama şu zamanlar hiç güzel olmayan otele var. Öyle bir otelde kalıyoruz ama yeri çok güzel, böyle deniz kenarı falan. Ama plaja gitti mi dersen, hayır. Çünkü çok ilginç bir şey oldu. Buraya geldik, benim bu arada okulum devam ediyor. Aa bak, orada da ilginç bir şey oldu. O gün devam ediyor ve her semestrede, 3 aylık semestreler halinde ilerliyor bu. Her semestrede giderek zorlaşıyor ve vereceğin zaman, harcayacağın efort da tabii ki de zorlaşıyor. Derslerin içeriği falan da zorlaşıyor böyle. O böyle beynimi yakmaya yaklaşırken, hani YouTube'a hala ben haftada bir olmasa da video yapabilirim falan derken, buraya geldiğimizin ertesi günü bir şirket vardı benimle iletişime geçen, biz Fransa'dayken çok böyle... Kaliforniya'dan böyle harika bir şirket ki zaten muhtemelen birçoğunuz biliyorsunuzdur bu şirketi. Ama tabii şu anda söyleyemiyorum projenin detaylarını, yayının olmadan söyleyemiş ama yayınlanınca böyle bağıracağım resmen, alnıma yazıp geçeceğim etrafta falan. Çok güzel bir projeyle geldiler bana. Bir sulu boya projesi, sulu boya kitap projesi gibi bir şey. Çok sevdiğim, benim de kendimi çok sevdiğim bir serinin sulu boya projesini yapacağız beraber. Yapacağız değil, yaptık gibi bir şey. Yapıyoruz aslında. Böyle konuşuyorduk falan, böyle bir şey yapalım falan diye, ama daha bu Nisan'da falan artık böyle başlanacaktı. Bir anda komploti gönderip, o komploti gönderdikleri gün başladım. 2 hafta sonrasında da 2 posta haline yapacağız. İlk postanın teslimini istediler. Ben tabii beyin yanması, hiç hazır değilim falan. Komploti imzaladım, gönderdim, bir başladım. Böyle günde 14 saatlik falan mesailer haline ona çalışıyorum. Üstüne bir de okula çalışıyorum. Onun için bu son 3 haftadır zaten hiç yokum. Yani Instagram'da falan da belki takip ediyorsunuz, fark etmişsiniz. Pek yokum yani. Tek aktivitem, arada bir ev bakmaya gidiyoruz. Yani bir yandan da ev arıyoruz çünkü. Bir de işte sabahları spora başladım ki hani iyice mala bağlayayım, bize iyice bozulmasın diye. Vücuduma sanki her şey normal enerjisi göndermek için sabah kalkıp spora gidiyorum. Sonrasından çizimlerini, boyamalarını falan yapıyorum ki şu an ilk paketi bitti. Gönderdim. Revize gelmesini bekliyorum. Revize gelene kadar ki boşlukta da bu videoyu sokuşturmuş gibi bir şey oldu. Yani onun için aslında ortalıkta yoktum. O bittikten sonra birazcık daha rahatlayacağım. Yani daha düzenli video atmaya inşallah başlayabilirim. Ama tabii şu an aynı zamanda ev arayıp bir yandan da taşınmaya başlayacağımız ve hani ev eşyalı falan da olmayacak. Her şeyi sıfırdan yapacağımız için, bir yandan da okulum devam ettiği için gene yoğun olacak birkaç ay önümüzdeki, ama bu kadar uzun böyle 2-3 haftalık aralar vermemeye çalışacağım. Ev konusuna ne yapıyoruz? Bir tane ev bulduk. Evin kontrat hazırlandı. Tam imza alacaktı. Neyse abi vazgeçti. Yani zaten bir içinde ev bulup da böyle içimize sinen bir yere yerleşmemiz çok da bizlik olmayacağı için ben hiç şaşırmadım. Ha ne kadar doğal falan diye karşıladım. Bir yandan ev gezmeye devam ediyoruz. Ama sanki millet bugüne kadar sokakta yatıyormuşsun ha. Ev böyle ilanı çıkıyor. Aynı gün tutuluyor. Abi sen ne ara gezdin de tutuyorsun? Ruh hastası mısın? Bir gez, bir düşün, üstüne istişareye yat falan. Başka bir ev daha gez, bir düşün üstüne falan. Bir de burada şey var hani böyle. Evi mesela 10 kişi geziyor, 10 tane teklif veriyor. Ev sahibi seçiyor onların içinden. Bilmiyorum, Türkiye'de böyle mi? Böyle miydi acaba? Yok bilmem. İlk gelen parayı veren oluyor değil mi? Evet öyle oluyor genelde. Burada öyle olmuyor. Onlar seçiyor. Neyse, netice olarak ev gezmesi arasında ve öküz gibi çalışmalar arasında geçerken okulda çok güzel bir şey oldu. Benim başıma hiç gelmez, siz de şok olacaksınız şu anda. Evren bana böyle şey yapıyor. Yaptığı bütün o götlüklerin karşılığını vermek için sanırım. Böyle bir baktım, mesaj geldi şey diye. Hatta Niko yanımdaydı. Mail gelmiş böyle işte okuldan, işte hediye semester kazandınız diye. Hem de full burslu. Şey dedi Niko, şey spamdır falan diyor. Gönderen iyi bak. Ya dedim, okul göndermiş. Şey diyor, Ruslardır diyor. Çünkü bana sürekli böyle Ruslardan şeyler geliyor. Niye Ruslardır diyorum. Çünkü bana böyle son bir ayda 3-4 kez böyle Rus şirketlerinden sanki bir firmaymış da benimle ortak çalışma yapmak istiyormuşçasına. Bunlar işte bilgileri ele geçirmek için falan yapıyorlar. Bir de iyice profesyonelmişler. Çok o böyle zor oluyor ört etmesi gerçek firmaların. Böyle sahtekarlıktan o kadar çok mail geliyor ki. Onlara falan diyorduk. Hatta gittim okulun sitesine baktım. Okul sitesinde de yazıyordu. Video çekmişler. Böyle videoda böyle sanki...
rulet gibi dönüyor, benim ismimde duruyor falan. Aman yarabbim birinci falan diye ekran görüntüsünü aldım onu. Çünkü hani beni ararlar da bir yanlışlık olmuş Tuğçe demek diye kanıt bile şey yaptım ya da. Çünkü bünye kabul etmiyor. Bu kadar çok böyle bu kadar güzel bir şeyin ortada hiçbir şey yokken benim başıma gelmiş olmasına o kadar alışmışım böyle aksiliklere son aylarda özellikle. Böyle bir şey olunca bir sürü şey oldu. İdrakım bayağı bir uzun sürdü. Neyse böyle güzel bir haber de vermiş olayım size. Eğer sizi ilgilendiriyor mu? Hayır ama neden olmasın? Kanal benim diye iyice. Aklıma ne gelirse söylüyorum yani. Resmen konuşmayı açmışım. Onu fark ettim şu anda. Onun dışında ya Brezilya'da yaşam hakkında size belki ileride merak ediyorsanız böyle sadece onunla ilgili bir video çekip böyle anlatırım. Bu arada Tuğçe'cim kimilerimiz ne kadar hoşlansak da sohbet eder. Kimilerimiz de şunu bayağı sert istiyoruz. Çekilişten ne ayak ne haber derseniz. Öncelikle buradan 100.000'e sesleniyorum. Çok teşekkür ederim. Ederim. Beni desteklediğiniz kanalıma abone olun. İçimdeki politikacıya dur diyemiyorum. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum ve hemen çekilişimiz detaylarından bahsedelim. Çekilişimiz inanılmaz güzel. Çoğunuzun benden istediği şeydi aslında bu Slobo'ya seti ver. Slobo'ya çekilişi yap diye. Çekilişi Fila Türkiye ile beraber gerçekleştiriyoruz. Bunun için yani beraber yaptığımız için Instagram üzerinde gerçekleşecek. Çekilişimin içinde 3 tane Dalaran Rowney'nin Slobo'ya seti, fırça seti ve Kansa'nın Sulubaya kağıdı var. Gerçekten çok güzel bir set. İçinde yani Sulubaya başlamak isteyenler özellikle ihtiyacı olan her şey var. Çekilişe katılmak için zaten biliyorsunuz ben de artık 100 binlik olduğum için hemen bir YouTuber kafasına takılıp da fotoğrafın altına like atıp arkadaşınızı etiketleyip hecebede falan diye. Yani evet yapacağınız aslında buna benzer bir şey. Instagram üstüne bugün çizdiğimiz bu resmin altında gidiyorsunuz, yorumunuzu yapıyorsunuz. Arkadaş, ilginecek olan arkadaşlarınızı yani böyle bir şey hoşuna gidecek olan arkadaşlarınızı etiketliyorsunuz. Beni ve yani haliyle Fila Türkiye'yi takip ediyor olmanız gerekiyor. Ben zaten fotoğrafın altında da yazarım bunları. Çekilişin işte biteceği tarih falan da yazarım. Orada olur detaylarınız. Şimdi evet şöyle bir şey var. Instagram'da da çok aktif değilim. Buraya göre daha aktifim ama orası minicik kaldı. Orası da büyüsün. Niye büyüsün değil mi? Büyüyorsun sonra doğru düzgün bir şey paylaşmıyorsun falan. Aman işte şey özenmiş yazık kıyamam. Birazcık büyüsün Instagram hesabım diye. Orada beni de takip edin diyor. Neyse çekilişimiz aslında evet gayet basit. Bu şekilde katılıyorsunuz ve umarım her zaman gibi ihtiyacı olan birisine çıkar. Çekilişte yaklaşık 2 hafta içinde açıklayacağım sonuçlarını. Artık bu noktada benim çenem yorulmadı ama siz yorulmuş olabilirsiniz benim bu hızlı konuşmamdan. Çok heyecanlandım kusura bakmayın. Daha da hızlı konuşuyor heyecanlanınca. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve çekilişte hepinize iyi şanslar diliyorum. Sizinle çok yakında gerçekten çok uzatmayacağım orayı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.